Hepinize merhabalar değerli uygulamaakademisi.com kanalı takipçileri. Umarım keyifler yerindedir ve umarım herkes iyidir. Ben Yusuf, yepyeni bir içerikle sizlerle beraberim. Bu içeriğimizde sizlerle bilgisayarı eline yeni almış ve bilgisayarı yeni yeni çözmüş. Fakat ya arkadaş, bizim böyle oynayabileceğimiz kolay bir oyun yok mu? Benim görme engellerin oyunlarına alışabileceğimiz bir oyun tarzı yok mu diyen arkadaşlara cevabım var. Çünkü bu içerikte sizlerle bir oyun oynayacağız. Basit bir oyun oynayacağız ama gerçekten seveceğim bir oyun oynayacağız. Yani oyun kendini bize sevdiriyor. Cidden çok güzel sevdiriyor böyle. Hani stres atıyor. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın diyerekten içeriğimize geçelim. Audio Disk diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar bugün sizlerle bu videomuzda. Şimdi bu oyunun indirme bağlantısını açıklama kısmına koyacağım. audiogames.net'te bulabilirsiniz arkadaşlar bu oyunu. İndirme bağlantısını zaten açıklamaya bırakacağım. Şimdi hazırsak içeriğimize geçelim. Ben Bu bilgisayar. şöyle şuraya gidip şuradan, Seçili. evet. Öğe görünümü liste. İco seçili. Arkadaşlar klasöre çıkardığınız zaman ikon Sağımız. Sounds, Distro X'e. Disco exe, React Native X'e. Realm.txt isimli 4 tane dosya bulacağız arkadaşlar. Arkadaşlar React Native'e bakmayacağım. Şimdi Distro X'e. ben şöyle yapacağım arkadaşlar size. Disco exe'ye girip oyunu zaten kendim anlatacağım arkadaşlar. Çok basit bir oyun. Ayrıca görüntü de var. Onu söyleyeyim. Distro Şimdi enter diyorum. Ama ondan öncesinde evet enter diyorum. Audio disk version 2. Left and right arrow game to switch between options. S to exit game. Tutorial. Şimdi arkadaşlar, dedi ki burada bu arkadaş, bu menünün sesini kısamıyoruz. Player tutorial. The black credits. Controls test. Şuraya bir gireyim ben en iyisi. Heh, müziği kestik. Şimdi arkadaşlar, oyunumuzda az önce dedi ki menüde, seçenekler arasında sağ sol oklarla dolaşabilirsiniz. Seçeneği etkinleştirmek için Enter tuşunu kullanabilirsiniz. Oyundan çıkmak için ise Escape tuşunu kullanabilirsiniz diyor. Yani bir seçeneklerden ve oyundan çıkmak için Escape tuşunu kullanabilirsiniz diyor. Arkadaşlar, şimdi kontrol alanındayım. Aslında buraya girmem iyi oldu. Burada anlatırım size. Arkadaşlar, oyunumuzda sağ, sol, yukarı, aşağı, A, S, D, W tuşlarını kullanabiliyoruz. Şimdi A, S, D, W ikili oyunlar için kullanılır. Normalde biz bilgisayara karşı oynadığımızda ve seviyemizi A, S, D, W bizim aslında rakibimiz oluyor ve biz onu kullanamıyoruz. Rakip kendi oynuyor zaten. Şimdi bunu göreceğiz. Oyunda bir topumuz var. Bu topu yukarı, aşağı ve orta olmak üzere isteğimize bağlı olarak gelen yerden karşı tarafa, yani rakibe göndererek solumuzdaki kaleye gol atmaya çalışıyoruz. Oyun 2'de. Top sağa sola gidip geliyor. Biz hareket etmiyoruz. Olduğumuz yerdeyiz. Bir çizgide duruyoruz. Solumuzda rakip. Yani solumuz rakip, sol kulaklığımıza gelen ses rakip, soldan sağa gelen, yani bizim sağ sol oklarla kontrol ettiğimiz kısım ise arkadaşlar bir biziz. Evet, bizim bir disk olmadığımız kalmıştı. O da olduk. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde. Şimdi sağ oka basıyorum. Right. Right, yani sol diyor. Sola basıyorum. Left. Left, yani bu da sol topu. Left. Left. Sol ok. Yukarı oka basıyorum. Up. Yukarı. Aşağı oka basıyorum. Down. Devam. Aşağı dedi. Şimdi ASDW'ye geldim arkadaşlar. Left. A'ya bastım left. Right. Denizli'nin D'sine bastım sol. Sağ. Up. W'ye bastım yukarı. Down. Aşağı yani S'ye bastım. Aşağı dedi. Arkadaşlar bu WASD'yi şeyden bilenleriniz olur. İşte Draw Freak, Fresh Sofro diye bir oyunumuz vardı ya bizim. Ya da işte
Swamp vardı bilirsiniz. Görme engelli oyunlarını oynayanlar Swamp vardı bilirler. Orada WASD ile yürüyorduk. Sağ sol oklarla yönümüzü belirliyorduk falan. Hatta yukarı aşağı okla yürüyüp sağ sol oklarla işte yönümüzü ayarlıyorduk. Hızlı Right. hızlı dönüyorduk falan. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar kontrol bu şekilde. Menüyü bir tanıyalım. Tutorial. En başta tutorial var. Buraya tıkladığımız zaman İngilizce bir şekilde eğitim veriyor. Sağ okla ilerliyoruz, sağ sol oklarla. Player versus computer. Evet, bu seçenek bilgisayarla oynamamıza yarıyor. Player versus player. Bu seçenek iki kişiyle oynamamızı yarıyor. Oynamamıza yarıyor. Controls, test. Kontrol test. Buna zaten az önce girmiştim. Credit. Kredi. Burada krediler var. Player to player Şimdi ben versus ikinci computer. seçeneğe gireceğim. Beginner. Enter'la girdim. Pro-beginner. Easy diyor. Arkadaşlar bu robotla oynuyorsunuz. Professional. Adı üstünde profesyonelle oynuyorsunuz. Expert. Expert de oyunun en zor kısmı arkadaşlar. Oynayacağız. Beginner. Şimdi oyunu anlayabilmeniz açısından ben Playoffs. Easy'ye Enter bastım ve içine girdim. Şimdi oyun başladı. Playoffs dedi arkadaşlar. Yani oyun şu anda bizde. Arkadaşlar, oyunda sağ ok topu elimize alır. Bastık ve bir ses çıktı. Topu elimize aldık. Eğer ben bunu yukarı okla yukarı gönderirsem ince bir ses çıkacak. Sol okla ortaya gönderirsem yukarı ok yukarı gönderir. Sol okla ortaya gönderirsem orta düzeyde bir frekans çıkacak. Yani top sağdan sola doğru gidecek. Robot tutarsa o ses gelecek. Tutmazsa gol sesi gelecek ama farklı bir gol sesi birazdan duyacağız zaten. Keşke bu oyunda sesleri öğrenebilsek. Evet. Aşağı okla da topu aşağıya yani en alttan gönderiyoruz. Gönderdiğimizde bu sefer kalın bastan bir ses geliyor böyle. Şimdi ben bunu yukarı atacağım. Top elimde. Yukarı oka bir kere basıyorum. Bakın gol. Zero, Bu gol two, sesi. one. Şimdi ortadan atacağım demiştim ya ben. Bu robotun bana attığı şey ortadan gelirse bu ses çıkıyordu. Bu ses çıkıyor. Ve ben sol oka ard arda basa basa bu gelen ortadan gelen topu tuttum arkadaşlar. Yani tak sesi geldi. Tuttum topu. Şimdi bir daha elime alıyorum. Top yere düşüyor arkadaşlar çünkü. Ama yere düşme sesi yok. Şimdi ortadan ben de kendisine onu iade edeceğim. İade edeceğim. İade ne ya? Arkadaşlar bir de konuşabilsem. Şimdi kendisine iade edeceğim. Ama ondan öncesinde şunu söyleyeyim. Dikkat ettiyseniz golü atmıştım ben sol tarafa doğru. Solda zero, ortada two, sağda one dedi. Ne demek bu biliyor musunuz arkadaşlar? Skor. Sol taraf zero. Rakip hiç atamamış. Two dediği baraj. 5 tane gol atma hakkımız var. 5'ten sonra oyun level değiştiriyor. Ya biz yenersek level devam ediyor ama rakip bizi yenerse oyun bitiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Two baraj arkadaşlar. İkinci iki golü attığımız zaman rakibin bize yaklaşması yani oyun gitgide zorlaşacak anlamına geliyor. Rakip artık topları tutmaya başlıyor. Ama bu robot olduğu için salak salak golleri yiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi ortadan kendisine iade ediyorum. Bakın yine yedim. Zero, two, two. Üstten geliyor. Yani yukarı ok. Bu en ince frekans. Üst demek arkadaşlar. Şimdi ben bunu alttan atacağım ve şöyle bir frekans geliyor. Üstten geldiği için de yukarı oka tak 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 basılı tuttum. Daha doğrusu arada arada bastım ve topu tuttum arkadaşlar. Şimdi topu her tuttuğumuzda elimize almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi aşağı okla en alttan gönderiyorum. Bakın sese bakın. Bakın üstten geliyor. Gördünüz mü? Ben yukarıdan attım. Şey aşağıdan attım o bana yukarıdan attı ve ben yukarı okla tuttum. Evet oyunu anladıysak arkadaşlar ben hep her yaptığım hareketi size söyleyeceğim. Önce kendimi bir ayarlayayım arkadaşlar. Evet. Şimdi seri olmanız gerekiyor arkadaşlar. Oyun gitgide hızlanacak. Topu aldım sağ okla elime. Şimdi sağ okla elime aldım. Yukarı ok yukarıya. Sol ok ortaya. Aşağı oksa
aşağıya gönderir topu arkadaşlar. Bakın şimdi. Hazırsanız ben başlıyorum. Yukarıdan attım, o da bana yukarıdan attı. Şimdi ortadan atıyorum, sağ okla elimi aldım. Sağ okla, sol okla gönderdim. O ortadan attı, sol okla basılı tutarak ya da ard arda basarak tuttu. Aşağıdan gönderdim ve golü attım arkadaşlar. 0-2-3. Böyle çöpün içine bir şey atar gibi, bir şişe atar gibi bir ses gelirse bilin ki gol attınız arkadaşlar. 0-2-4. Bakın ard arda golleri yedi. 2-5. Liar wins. Sağ taraf kazandı diyor arkadaşlar ve alkış round geldi. Round before quarter finals. Şimdi çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. Yani çeyrek finale az kaldı. Şimdi ikinci eleme turundayız. Belki çeyrek final de olabilir. Ya İngilizceyi tam çeviremiyorum ama muhtemelen elemenin ikinci turundayız. Şimdi yine bizde oyun. Biz başlıyoruz. Topu elime aldım ve gönderdim. Ortadan attı. Tuttum. Üstten gönderdim. Bakın tuttum. O bana üstten atıyor. Alttan attım. O bana tekrar üstten attı. Bakın tutuyoruz. Bakın rakip de tutuyor, ben de tutuyorum şu anda. Evet, gol attım. 0-2-1. Evet, bu elden sonra, bu eli de beraber oynadıktan sonra ve ben konuşmayacağım arkadaşlar. Sadece oyunu oynayacağız. Bitirmeye çalışacağız bu oyunu. Videonun uzunluğu hakkında pek bir bilgi sahibi olamam arkadaşlar. Zevkime kalmış. Ama sizi de fazla sıkmam. Evet. Üstten attım, ben onu ortadan attım ve golü attım arkadaşlar. Nasıl tutacağımızı ben anlattım size. Bakın ortadan geldi, sol okla tuttum. Üstten attım, bakın gol attım. 0-2-4. Evet. 0-2-5. Liar wins. Quarter final. Şimdi çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi çeyrek finaldeyiz. Evet. Bundan sonra ben konuşmuyorum. Oyunun mantığını az çok anlamışsınızdır. Sonunda bir daha tekrar edeceğim zaten. Biraz hızlandıracağım oyunu. 0-2-1. Bakın ben yedim bu sefer. 1-2-1. Durum 1-1 oldu. 2-1 oldu. Niye seviyorum? İki tane 2 olunca da böyle şey oluyor. Soldan sola 2-2-2. Ne tükürüyorsun abi? Allah Allah. Yiyorduk arkadaşlar. Bakın oyun hızlanıyor gitgide. Golü attım. 2-3. Oyun uzadıkça hızlanıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın şimdi yavaş gidiyor. Standart bir şekilde. Eliniz alışınca tutar tutmaz da vurabilirsiniz hemen. Sağ ok, yukarı, aşağı ok ya da sol ok falan. Şöyle. Bu şekilde. Eliniz alıştıkça hızlı vurabiliyorsunuz. Two, two, five, right. Player wins. Bakın alkış sesleri artıyor. Semifinals. Yarı finaldeyiz arkadaşlar. Oyuna hep biz başlıyoruz. Evet, saçmalık olmuş. Hani farklı rakipler de başlaması lazım. İşte kurayla belirlenmesi lazım bence bu şeylerin. Bence geliştirilmeli bu oyun. Ama çok eski bir oyun arkadaşlar. Yine de ideal. 0-2-1. Atamayacaksın ulan. Atamazsın ulan. Yesene ya. Aa.
Figma'na falan mı çıktın? Hayırdır? Zero. Two. Two. Zero. Two. Yine attım arkadaşlar. Three. Yine attım arkadaşlar. Zero. Arda arda geliyor. Two. Four. Zero. Ama sen de çok two, yedin yeter. Right. Five. Flyer wins. Final. Evet, final maçındayız arkadaşlar. Bakın bunu yenince ne olacak? Zero, oyun hızlanıyor gitti. 2 1 0 2 2 Arkadaşlar basit bir oyun ama bu oyunda birazdan geleceğim sizi. Çok felaket geleceğim. Dediğim gibi görüntü var. Gören bir arkadaşımızla oynayabilirsiniz. Zero, two, three. Mantığını anlattım size arkadaşlar. Bakın bu pratikle alakalı olan bir şey. Hemen topun yönünü değiştirebilirsiniz. Yemiyor. Yemiyor. One, two. Three. Neyse bir gol attı. Ben sana göstereceğim. Bekle sen bekle. Bekle çizimciyim ulan. Ben seni boyun kadar disk attım lan. He? Sen bana mı gol atıyorsun? One, two, öyle vururlar. Bakın oyun bayağı hızlanıyor. Çünkü topa vurdukça topun velocity'si artıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani topun enerjisi artıyor ve daha hızlı gidip geliyor. Şu golü atarsan benden iyisi yoktur ha. Hadi bakalım. Hah, one, attı. Two. Bakın ne oluyor? Right. Player wins. Is. Sanki futbol maçındayız arkadaşlar. Evet. Player, beginner, professional. Şimdi playoffs. Profesyonelle oynayacağım arkadaşlar. Oyunu biraz daha geriyorum. Hazırsanız. Ortadan başladık. Profesyonel robot gibi değil arkadaşlar. Bakın tam sola gitti. Az kalsın yiyordu arkadaşlar. Profesyonel daha zordur. Orta seviyedir arkadaşlar. Zero, two, one. Şimdi profesyonelde alamazsam yenileceğim. Yenilince ne olduğunu da size göstereceğim. Bakın finalde hiç hiçbir şey olmadı. Oyun bitti sadece. Evet. Zero. Two. Two. Şimdi size eksperti de göstereceğim arkadaşlar.
felaket arkadaşlar yani. Gol yemiyor adam. Onu yenebilen ben görmedim. Hep Hazer'in vardı, o yenerdi. 0, 2, 3. Oyun böyle zevkli bir oyun arkadaşlar. Videoyu hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. Olduğu gibi devam edeceğiz. Evet. 0, 2, 4. Panik bela. 0, 2, right, 5. Liar wins. Round before quarter finals. Konuşamıyorum şu an. Top çok hızlı geliyor. One, Allah! Two, zero. Ben yedim arkadaşlar. Döldü one, mü? Two, one. Bilmem kaçıncı dakikada gol atmaya benzemir değil mi yavrum? Ah canım. Maşallah. Arkadaşlar profesyonelde bol bol yön değişiyor. İşte böyle. 1, 2, 2. One, i̇şte two, böyle. Three. Evet, ortadan geldi, sol okla tuttu. Yukarı okla üstten attım, alttan geldi, aşağı okla tuttum. Üstten attım, şimdi yine alttan geldi, aşağı okla tuttum. Sağ okla topu aldım, sol... Aa! Two, two, three. Size laf anlatayım derken top oldu. İşte two, böyle. 2, 4. Two, two, i̇şte five. O. Right, player wins. Arkadaşlar yenileceğim şimdi. Şimdi yenileceğim. Evet, bilerek yiyeceğim one, arkadaşlar. Two, zero. Two, bilerek two, yiyorum arkadaşlar. Zero. Bir tane tutayım ya. Kimden geldi? 3, 2, 0. Tamam hadi yiyelim. 4, 2, 0. Ağlamasın arkadaşlar yeter. Bakın. 5, 2, 0. Left player wins. Sol taraf kazandı dedim bu seferde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi thanks for playing. Şimdi audio oyundan display. Çıktım. Hatta yeni bildirim pencere. Masa üstüne de geldim. Şimdi arkadaşlar oyunumuz böyle.
Expert'i göstereceğim dedim ama göstermeyeceğim, vazgeçtim. Çünkü aynı zaten, değişen hiçbir şey yok. Hani yeni bir özellik falan ekleniyor derseniz, yok eklenmiyor. Sadece oyunun seviyesi daha da yükseliyor. Yani yine 5 tane gol atma hakkımız var ama hani daha zorlaşıyor oyun. Gerçekten zorlaşıyor, felaket zorlaşıyor. Ben anca yarı finale çıkabildim. Hatta bir ara çok zorladım da finale çıktım Expert'te. O zaman harici klavyem vardı tabii. Bayağı abandım klavyeye zaten. Hani yenebileyim diye. O yüzden hani pek fazla bir şey fark etmiyor. Oyun zorlaşıyor sadece. Oyunumuz bu şekilde. İndirme bağlantısını ben açıklama kısmına bırakacağım. Arkadaşlar, www.uygulamaakademisi.com sitemizden son çıkan haberlerimize, güncellemelerimize göz atabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Telegram grubumuza gelerek sorularınız varsa sorabilir, önerileriniz varsa önerilerinizde bulunabilirsiniz. Uygulama Akademisi e-postamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu içeriğimizin de sonuna geldik. Başka bir içerikle görüşmek üzere. Hoşça kalın.